Yes gençler. Bekleyin lan sıranızı. Biz gidiyoruz Mudanya'ya. Babamla birlikte. Babamın arabası arızalandı. Geçenki videodan biliyorsunuz. Şimdi gemiye geldik. Kamera gören adamlar var ya ona gibi. İyi kontrol yaptı ama herkesin kimi kontrolü yapıyor mu bilmiyorum arkasını. Yapıyor, yapmaz olur mu? Herkes yapıyor. Yaparsa iyi olur, o kadar kaçakçılar geliyor, şeyler geliyor. Jandarma komple yapıyor oğlum. Dönüşte yapacaklarını sanmıyorum. Bilmem, yapabilirler yani. Yapsınlar, sıkıntı yok. Bizim kimseden bir şeyimiz yok yani. O bu tırlarla görüyoruz bunların var ya, biz burada batsak var ya ölürüz ha. Ya bir sus oğlum ya, Allah Allah. Sen ne tuhaf bir adamsın ya. Abi diyorum, batsak ölürüz. Bir sürü tırlar geliyor baba. Şuna baksanıza arkadaşlar. Kaç kilodur biliyor musunuz? Yaklaşık bir 20-25 tonu vardır o değil mi baba? Şunun? Bilmiyorum. Bence daha pahalı. Vardır herhalde. O ne o öyle ya? Bir makinenin aparatı galiba. Eh be. Hoş. Ondan sola gidemeyiz ben. Hoppa. Yes. Aynen. Ay. Börekleri alalım mı? Börekleri al. Tavuk göğsü almadık tabii. Uyuyordum ne yazık ki, tavuk göğsü. Yalan oldu ya. Yarın martılara bir şeyler atalım bakalım. Geçen lan, kim birileri kavga ediyordu hatırlıyor musun? Martılara yem atıyoruz diye. Kim taksici. Niye? Sirkeci'de. Adam sıçıyorlar diye, yemekliği sıçıyorlar diye adam yeni yıkatmış arabayı. Siktirsin. Harbi diyorum. Adam dedi ki abi atma ya, yeni yıkadım arabayı, üzerine sıçıyorlar falan filan diye adama hadi ya. He, bağırmışlardı adama. Siktirsin ya, şerefsiz. Hadi biz gidiyoruz yukarı. Mert, bir yemeğini yemeyecek misin? He? Kahvaltı. Baba fena burası ya, burası efsane. Kameraya gelen oyuncu olduğunu zannediyor baba. Ne diyorsun bu duruma? Kolay gelsin. Selamünaleyküm. Çay içelim, çay alalım. Birer tane, iki tane çay. Sigara içilebilir alan yazıyor. Ama kodumunun güzel şirketi bir tane çöp kutusu bırakmamış, koymamış, izmarit asma yeri koymamış. Tamam. Gelen denize atıyor. Tamam. Lastik koydum olduğuna bakmayın. O lastik normalde orada dalga kıran var. Bak şu tahta var ya, o tahtadan itibaren başlıyor dalga kırar. Bazı yük gemilerinde, büyük yük gemilerinde daha büyük, kocaman. Yük olduğu zaman alta koyuyor, yük olmadığı zaman yukarıya çıkıyor. Zamanında ben tatildeyken, ben Erdek'te büyüdüm, Narlı köyünde büyüdüm. Narlı köyünde büyüdükken balıkçılığa giderdik. Tatile giderdim, 3 ay orada kalırdım, 3 aylığına balıklığa giderdim. Babamın, anamın hiçbirinin haberi yok. Ben tatile gittim diye biliyorlar beni. Balıkçılığa giderdim. 2 ay kalırdım. O zamanın parasına göre iyiydi. Bundan kaç sene önce? 10 sene önce mi? 15 sene önce mi ne? Kaç gidiyordum, 2 ay duruyordum, geri geliyordum. 3.800 lira para alıyordum. Askeri maaş o zaman 600 lira mı? 700 lira mı? Neydi? Bayağı iyi para alıyordum. Gidiyorduk, onu da yiyorduk. Bir de orada gemide kullandım. Bahreyn'in eski gemisi var böyle. Kaptanlık yapmış olduğum zamanlar da var yani. Güzeldi ya. Eski zamanlar çok güzeldi. Vallahi eskiden harbiden küçüktü. Güzeldi. Yaşlarımızın kıymeti. Yaş önemli değil. Geldiler. Aa, gördün mü? At at. Yakalayamıyorlar ki. Lan oğlum, onlar beceriksizse ben ne yapayım? Hop, ağaç gördün mü? İşte bu. Martılara taş fırlatıyor. Bu salak. Sana kadar geldi. Bak. Benim bir videodan elimden almışlardı. 2-3 kere. Vay lan. Aklına yakalıyorlar baba. Hop. Ulan birinden düşürü biri yakalıyor ha. Şunu atıp da geliyorum ben. Yes. Nereye gidiyorsun? Bir tane çöp kutusu var. Bak, güzel insanlar ne yapmışlar? Burayı da söndürmüşler babacığım. Gelmişler buraya atmışlar. Güzel insanlar ama, güzel olanlar. Güzel olmayan insanlar da var yani. Denize atanlar. Onlardan olmayın. Benim aşağısı o kadar serin değil, yukarısı serin. Hey baba. Aşağısı o kadar serin değil, yukarısı. Aynen. Soğuk. Negmar uçuyor ya bak. Ama Negmar'ın yeri farklı. Evet. Şeyi... Bizim gideceğimiz yer farklı. Evet. Arada 5'er lira. Gidişte 5, gelişte 5. Şimdi peşin alırsan gidiş dönüşü. 2 tane firma var. Birisi Negmar. Negmar ne? İDO. Yani neyse ne işte. Firma vermiyor. Reklam mı yapıyorlar sanki bize? Para vermiyorlar, bir şey yapmıyorlar. Evet. Neyse, şirkete bağlılar. Şirkete bağlı oldukları için diyor ki kardeşim benim diyor gemim diyor buradan diyor 15-20 sefer geçecek. Bana uygulama yap, bana fiyat indir. Öyle anlaşıyorlar. O Negmar'ın olduğu bütün sıra full tırların sırası. Şeyi nereye koyduk Mert? Bekliyoruz yani. Elimizdeki poşeti. Yukarıda kaldı. Nerede yukarıda kaldı? Yukarıda işte. Nereye koyduk? Yukarıda işte şeyin üzerinde. Hayır oğlum. Bay bay. Martılara vermeyeyim. Git simit al, martılara vermeyeceğim onları. Ben yiyeceğim dedi. Unuttu bile. Oh, iyi oldu. Neyse. İşte onlar da ucuza yaptıkları için orada çok sıra oluyor. Ama burası, bu tarafta firma vermeyeyim diyecektim ama neyse. İdo daha biraz daha fiyatı yüksek. Anlaşmalı yapmıyor. Özel şirket biliyorsunuz İdo. Bizim önceden devletindi. Şimdi özel olduğu için de tek başına tek seferde götürüp getiriyor. O yüzden birazcık daha tuzlu. Ama sıra beklemiyorsun dayı. Sıra beklemek ister misin yani? Ya beklemek istemezsin yani. Böyle bir yere gelmişsin. Bak allı geliyor, bak. Bulamasaydı ne gülerdim ha. Yukarıda kalmış ya. Allah Allah. Vallahi. Şey yok yani. Şu an dönüş yapıyoruz herhalde biz ya. Anlamadım. Ya şu karşıdakine yol verip oraya mı gireceğiz? Şimdi 2 tane kalktı oradan. Bir tane de bitirisi kalktı. O kalkıyor, onun yerine gidiyor. Bir tane kalktı. Onun oraya gidiyor şey herhalde. Bir de onu bekleyeceğiz. Kuvvetli firmalar oğlum, İDO. Şeyden çekildi ya. Bandırmadan. Devletten de çekildi ya. Bandırmadan. Sattık ya. He? İDO'yu sattık biz. Özel artık. De bu ses ne? Bu ses ne? Şu ne oğlum? Bu şimdi ters dönüyor galiba. Bak hadi şey bu tarafa doğru dönüyor. Bence ters dönmüyor da duruyormuş gibi. Yani durdurmaya çalışıyor kendini. Evet. Geri vitesinde sıkıntı var bunun. Bir bakalım. Bir mekaniğine. Şu anda yanaşıyoruz. Teşero'ya yanaşacağız. Biz bu dalgaların içine atlardık biliyor musun baba? Evet. Hatırlıyor musun Narlı'da? Gemi yanaşırdı böyle. Gemi yanaşırdı böyle, sonra kalkmasını beklerdik. Kalktığı zaman arkasından ittiği o deniz var ya, oraya bir atardı. Biz bir atlardık. Hop sahildeyiz. Ama nasıl sahildeyiz biliyor musun? Uçuyoruz böyle, yakmışız böyle, kayıyoruz böyle. Çok güzeldi ya. Efsaneydi. Sen devam et buraya, ben gelirim tamam mı seni almaya? Dur bakayım. Hem geri vites hem taşın içme suyun içme kuvvetiyle şuraya atladığınızı düşün, boğulursunuz ama yani o net. Şuraya şu bacağı falan vurursunuz, çok rahat vurursunuz bacağı falan. Şuraya bak. Evet, şoförüm geldi arkadaşlar. Şoförüm geldi. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Kaç tane gemi kalkıyor, kaç tane gemi geliyor ha? Değil mi? Bir günde. Vallahi billahi şuraya bak. Adamlar diyor ki beni çekme. Kim o ya? Ya kim bilir o kim? Beni çekme diyor işte böyle. Herkes öyle ya önüme gelen. Dik gidiyoruz baba. Yolumuz açık olur umarım. Sıkıntıları var galiba demek ki beni çekme. Hayırdır yani. Ya o gün berbere gittim. Berberde çekilecektim. Uzun saçlıydım ya ben bayağı. Dedim ki abi hani saçımın kesilirken fotoğraf videosunu çekeyim. Yok kardeş çekme. Ne abi ne oldu dedim. Ya işte biz dedi gececi adamız. Geceleri çıkıyoruz falan filan. Geceleri mi çıkıyormuş? He. Nereye çıkıyormuş? Bilmiyorum artık. Kevaşelik mi yapıyor? Ne yapıyor? Müptezel midir nedir ya? Bu ne? Burada Yalova Roro Terminal. Bak burası bunlar da farklı. Şey ya, kargo bunlar oğlum. Kargo değil mi? Evet. Aynen. Pazarlar da çok pahalı ya artık. Pazarda bile pahalı. Ya sen ne diyorsun? Geçen şeye... Bak 24-27 baba. Ooo 24-32. Tabii. 1.30 gelmiş, 1.30. Bir günde. Markete girdim. Macar salam falan alayım dedim. Ondan sonra peynir. Anam! Lan peynire bakıyorum 70 küsür lira. Macar salama bakıyorum 15 lira. Ulan dedim 3 liraydı bunlar ya. 3 liraydı, 4 liraydı ya. Baba yabancı bir adam Amerika'da tamam mı video çekiyor. 100 dolara alışveriş merkezine giriyor. Baba sağlam, et, peynir. Aklına gelebileceğin her şey alıyor. 2 poşet. Gidiyor kasaya 100 dolara veriyor. Pardon 107 dolar yapıyor. 7 dolara da veriyor. 107 dolarla 2 poşet alıyor. Evet. Biz 100 TL ile peynir alabiliyoruz sadece. Yani bu 70 lira. O da iyi bir şey alırsan 70 küsür 80 lira. Yani. Şimdi katladı bir daha geldi zam. %4 yine zam geldi. Ya bize diyor ya enflasyon %89-90. Yalan. Evet. %150, %200 yani. Hikaye. Ben bu insanları anlamıyorum. Mesela Çin'de benzine zam yapmışlar. 2 lira mı 3 lira mı öyle bir şey. Ya Çin'de ya başka bir yerde tam olarak ben de bilmiyorum. Baba hemen şeye geçmişler. Taarruza mı? Taarruza geçmişler. Herkes. Yollara dökülmüşler işte tezahürat yapıyorlar falan. Geri düşmüş ondan sonra. Bizim buradaki insanlar şeyleri yok ya. Bana dokunmayan bin yaşasın. İyi de öyle yani. İnsan işte nasıl yaşayacak 5500? Sadece nefes alıyoruz oğlum. Başka yaptığımız bir şey yok yani. Herkesin bir hayalleri vardı. Biz yaşamıyoruz nefes alıyoruz. Yurt dışına gitme hayalleri olanların birçoğu yalan oldu. Gençler zaten gidiyor, kaçıyor, gidiyor. Evet. Herkes kaçmanın derdinde, gitmenin derdinde yani. Bizi genç kalmayacak. Ana vatanımızdan soğuttular yani. Ama ne yapalım, ne olacak yani? Neden yani? Neden bizde bu kadar yüksek şey kimse şey yapamıyor yani? Neden kardeşim? Yanlış, ne demek neden baba? Yanlış yönetim mi? Neydi? Ne oldu yani? Bu kadar yükselmiyordu bu kadar yani. Bir yerde bir yanlışlık var ya. Yani. Babacım üretim yok ki. Çaykuru satmış adam. Yani çaykur satılır mı yani? Rize'nin çayını yapan Çaykur, Çaykur'da da dağıtılır. Adam Çaykur'u özelleştiriyor. Elektriğin üretimine katkı sağlaması lazımken, paneller, işte ne bileyim rüzgar türbinleri yapması lazımken adam elektriği satıyor. Yani şey yok, devamlılık yok, üretim yok. Satayım gitsin, satayım gitsin, para öyle gelsin. E bu toprak satmaya denk geliyor ama işte. Bir de almaya kalkışta sadece. Bir yerde bir yanlışlık var yani, bir yerde bir yanlışlık yapılıyor ama bunu kimse kabul etmiyor yani. Bir yerde bir yanlışlık var. O apaçık belli yani. Savaş olan bir memlekette bile enflasyon bu kadar değilse bir yerde bir yanlışlık var yani. Savaş bizde ya. Vallahi ben anlamadım oğlum. Ekonomi savaşı veriyoruz biz. Demek ki şimdi Allah korusun ama demek ki bir savaş olsa Türkiye'de sıçtık. Üstlerimizin koku geliyor değil mi? Benimizden gelmiyor. Kırların birinden geliyordu. Aynen. Sakin dayı. Ya ben buradan şimdi dönerdim hemen. Çınarcık. Kesti değil mi? Yok. Yani bunlardan birinden geliyor. Evet. Ne geliyor? Ama araba rahat, bir şey yok ki araba. Frene basmıyoruz, bir şey yapmıyoruz. El freni iniyor. Bizden değil oğlum. Bizden değil ya. Bizi de kafamızı karıştırma lan. Hani karavan? Motoru da var lan. Nasıl karavan ya? Motorlu. Tam benim istediğim gibi, mis gibi. Güneş enerjili. Yavşak. Tuvaleti falan var. Niye yavşak? Dün yok sende diye değil mi? Alırsın. İstesen yine alırsın ama almıyorsun, al. Sen Topkapı'da dedemin yanındaydın değil mi baba? Demircilik yapıyordun. Baba mesleğimiz olan... Ben hatırlıyorum oraya. Demir doğramacı dükkanımız vardı. Beyazıt'ta. Yer altında. O başka, o siteyi... Ben orayı hatırlıyorum ama. Güven Sanayi sitesinin işlerini, o koca sitenin işlerini aldığımız zaman... orada bize bir yer vermişlerdi. İşte burada yapabilir misiniz diye bize... yapabiliriz dedik yani sitenin işlerini. Baba mesleğiydi yani. Sonra baba mesleğimizi icra ederken demir doğrama işleri bir anda yalan oldu yani. Alüminyum çıktı. Alüminyum mu çıktı? Alüminyum doğrama çıktı. Alüminyum doğrama demir doğrama işlerini bitirdi. Biz de o sitenin işlerini yaptık bitirirken Oranın site sahibini tanıdığımızdan dolayı o zaman bir tane nakliyeci vardı orada. Anadol kamyonetler vardı eskiden, önceden. O kadar gelişmiş arabalar yoktu. Benim hatırladığım arabanın öncesinde de bir arabam varmış. Yok, Anadol kamyonet vardı. Evet. Adamlar işlerini yapıyorlar tabii ki yani. Sonuçta... Vergi vergisi falan filan var mıydı? Yok canım, öyle bir şey yok diyorlar ya. Sadece vergiye tabi oluyor. Vergi falan yani. Yok. Vergiye tabisin yani. Vergi ödüyorsun. Şimdi de öyle yani, vergi ödüyorsun da. Hani böyle işte K belgeler, M belgeler falan, A belgesi, K belgesi, SRC, psikop. Doktordan daha çok diplomam var ya. Psikobirlik, TRC, ondan sonra K belgesi, A belgesi. Bu ne abi? Dünya, hani doktorun bu kadar diploması yok yani. Tabii canım. Öyle diyor. Yani valla. Sonra? Sonra işte o biz Lütfü amca, Allah rahmet eylesin, kral bir adamdı. Ona dedik işte biz buraya dedik yani bir araba alsak çalıştırabilir miyiz? Tabii oğlum dedi. Hatta adam bize durak bile verdi ya. Durak tesis etti. Burada dedi çalışın ki, diye. He, arabalarınızı dedi buraya dedi sıralarsanız burada dedi biriniz gider, biriniz gelir, biriniz gider, biriniz gelir. Yani burası sıra oluşturursunuz diye. Sonra 4 araba olmuştuk. 4 nakliyici olduk o sitenin içerisinde. İlk araban neydi ki senin? İlk araba Manado'ydu. Şimdi de soruyorlar ki Bongo'yla yapabilir miyim? Demek ki Anadolu'yla da yapabiliyor musun yani? Ya o zamanınki arabasıyla. O zaman oğlum bir tonluk işler yoktu ki. En fazla 300, 400, 500 yani böyle yükler vardı. Şimdi nakliye arabaları yani şu anda 1500 kilodan aşağı taşımayan araba yok ki. Aynen. En baba 1500 yani. Söyleyeyim. Öyle başladık. Sonra P100, Ford P100 çıkmıştı. Orijinal kamyonet. O Ford işte benim bildiğim Ford değil mi? Evet. Ha. O P100'de almıştı. Onu sıfır aldım ama. Ama bak onun sana hikayesini anlatayım. Sıfır aldım araba. Tam bir sene geçti. Bir sene sonra arabanın altından rüzgarlar geliyor. Bak bir senelik araba ha. Ayağımızın altı var ya paspas. Evet. Paspasın oradan soğuk geliyor. Kaliberi açıyorum, ısınamıyorum. Allah Allah diyorum ya. Doğal klima. Niye hiç ısınamıyorum ben diye. Sonra alttaki döşeme var. Döşemeyi, paspası kaldırdım. Altındaki döşemeyi de kaldırdım. Bir baktım. Boş. Barney Çakmaktaş var ya hani ayakları yerde gidersin. Abo oradan. Lan dedim bu ne ya? Bir senelik araba ya. Bir senelik araba yani. Düşmüş mü ya da yani? Ya çürümüş. Çürümüş ya. Bir senelik araba çürür mü? Çürümüş işte. Ondan sonra aradan bir 2 sene sonra zaten arabada bir sürü sıkıntılar çıkmaya başladı. Sıfır alsam bile problem. Sonra motor falan yaptırdık. Efendime söyleyeyim. Ondan sonra tekrardan arabayı bu sefer LPG'ye çevirdik. LPG o zaman 200 euroydu. 200 euro. 200 euroya yaptırmıştım. Ta o zaman şeye dönmeye. 200 euro dediğin euro. Euro ya. Tabii. Ne alaka TL ile Euro? Ona öyle alıyorlardı o zaman. Şey vardı, unutmayayım bir dakika. Topçularda... neydi o ya? Topçularda bir yerde yaptırmıştık. Orada onlar yapıyordu bu işi daha çok. Onlarla yaptırmıştım ben. 200 euroya. Hem de sırayla yani. Sırayla yapıyor. Sıraya geçiyordum. Sırayla yapıyorlardı yani. Vallahi. Ama ne anlıyor ki yine çok fazla bir şey olmadı ki. Hemen hemen ona da zam yaptılar. Hemen. He, şimdi elektrikli araba yapıyorlar. Elektrikli araba yapsalar ne olacak abi? Nasıl ne olacak? Ne olacak? Elektrik araba mazotu geçecek. Geçsin. Baba önemli olan burada... Pahalı. Tamam doğayla ilgili, doğayı konusunda alakalı bir şey yani. Yani o konuda haklı tamam. O konuda haklı diye bir şey yok. Sadece onun için zaten var. Ya onun için var da oğlum ya arasını satayım. İş işten geçtikten sonra mı yani? İş işten geçtikten sonra mı? Her şey zamanında olması gerekiyor. İş işten geçtikten sonra bir anlamı yok ya. Zaten ya hala yapamadık ki o işi. Öyle işte öyle başladık. Sonra onu sattık. Satmadık onu. Araba çürüdü. Araba pelt oldu. Götürdük bir yere bıraktık arabayı. Başka bir araba aldık. Renault Master aldık. Master'ların zamanı. O Master'ın şeyin, o neydi o? Ford'un arkasında uzanarak yatıyordum ben değil mi? Evet. Annem ablam burada, sen orada arkasındaki şeyde koltuğun üstünde uzanarak. Biraz rüzgar var. Desibelini kıssan mı bunun ya? Şimdi şu anda şey oğlum. Rüzgar var. O kalabalık ha. Desibelini kısayım bunun. Evet. Hazır buraya kadar gelmişken biraz gezelim dedim. Sizi biriyle tanıştıracağım. Kendisi çok sevdiğim bir insandır ve onurla gururla duyuyorum. Mustafa Kemal Atatürk. Mütakereke anıtı. Garp cephesi orduları komutanı ve Edirne mebusu Ferik İsmet Paşa Hazretlerine Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Başkumandan Mustafa Kemal Atatürk. Selamlar Atatürk'e. Şimdi madem Mudanya'ya kadar geldik şöyle bir tur atalım. Şurada güzel evler var. Ondan sonra şöyle sahili güzel ha. Burası var ya yazın yanar. Her türlü yanar yazın burası. Başka neyimiz var bakalım. Şu adama küfür ediyorlar ya. Ha burası bildiğin Kasımpaşa Caddesi yolları gibi bir şey. Çok güzel ama ya baksana. Kasımpaşa yol. Bir de bunları boyasalarmış daha güzel olurmuş. Şeyin aldığı ev böyle işte Hatice'nin. Baksana. Hatice var ya. Kamol. He. Onun evi. Her şey Balat'tan bahsediyorsun yani. Sen. Balat'tan bahsediyorsun. Vay şey baba vay. Şu bina yıkılmak üzere zaten. Kapatmışlar etrafını. Ana sahili vuruyor lan oradan. Dur bakayım baba geliyorum hemen. Beyler. Bu ne oğlum? Sahil suya vuruyor lan resmen. Burada var ya kışın bir dalga olur. Harbi diyorum bu evin var ya bahçesine kadar giriyordur ya. Harbi giriyordur yani. Net giriyordur. Devam edelim. Pederi yakalayalım. Alo peder çıksana lan dışarı. Şimdi diyeceğim gelmişken bir bira içimden küfür edecek diye diyemiyorum. Devam ediyorum. Baba gelmişken iki tane yuvarlamayalım mı? Ben geri git. Yola çıkacağız. Jandarmalar çevirip duruyor zaten. Aynen he. Çok jandarma çeviriyor. Baksana baba ev yıkılmış yıkılmış. Kimindir acaba? Nerededir? Baksana baba deprem ne var ya tık. Çatlamış zaten. Ben dikkat et de. Şöyle ahşap evleri daha çok seviyorum. Bu hıyarların üstüne bak. Basma. Şunlara bak. Baksana. Ha hayat senin gibi. Mis gibi yapmış evi. Ha burada çekim var ya Mert. Çekimi var. Biz de çekim yapıyoruz. Şu evin çekimini yapıyorlar. Çekimini yapıyorlar. Çekimin üzerine çekim gelir mi ya? Neymiş? Baba o ışık var ya bir ışık vuruyordur. Efsane he. Evet. Bir tane böyle bir tane ışık lazım benim eve. Karşıdaki evi aydınlatıyor. Ev de güzelmiş. Yangın mı var? Ne var lan? Ne yangını lan? Yangını ışıkla müdahale ediyorlar ya. Çekim var ya araçlara baksana. Etme beni etme. Ya bununla dandiğini aldım işte bu yüzden böyle yapıyor. Burada da mı çekim var? Baba ben sana bir şey söyleyeyim mi? Her yerde çekim var. Karavanalarla gelmişler. Evet. Etme beni etme. Şu karşıdaki ev Atatürk'ün evine benziyor. En karşıdaki. He? En karşıdaki. He? Atatürk'ün evine benziyor. Oğlum lan dondum lan. Üşüdün mü? Keşke montu alsaydık. Dönelim. Ya gidelim. Şey var ya sahaya vurur dediğim baba. Deniz var ya şeye vuruyor, evlere vuruyor, duvarları dövüyor. Yangın var. Nerede? Aa oğlum işte geliyor itfaiye. Ya yok be baba ne yangını? Duman olmayan yerde yangın mı çıkar ya? Bunlar yakacak, bunlar da söndürecek bence onu. Ne? Aa olabilir o. Hesapta. O olabilir. Bu son burası. Gel dönelim şu öbür sokağa gir. Kılıç balık. Aa, kış gelmiş, rüzgar geldi artık ya. Kış gelmiş. Ananı sikeyim senin ben telefon gibi seni icat edelim ben. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yazın burası var ya. Şey olur. Berbat olur. Yani. Berbat mı olur? Yani yazın burası yanar, yanar. Boş versene oğlum. Yanar. Her yer annene bembeyaza boyanır. Annene dedim iyi ki gelmemişiz buralara. Niye diyor? Dedim bak sokaklara bak. Taptaracık sokaklara bak. Baba yalnız sana ben bir şey söyleyebilir miyim? Burada bizim park daracık ama burada samimiyet olur. Burada arabayı park edip arabada kalmak pozisyonu yok oğlum. Yok tabii canım. Burada nerede kalıyorsun? Yani arabaya kalacak dediğin, pozisyon dediğin çekecek yer bulamazsın. Tabii. Yani nereye çekeceğim burada arabayı? Ben Kepken'e gittim. Kepken mükemmel ya. İnsanları da güzel. Sen Kepken dedikçe Kepler geliyor bana. Gezegenin ismi. Çok kaliteli karılar var ya. Ne var? Çok güzel. Karılar mı var? Anladım. Ciddi misin? Var karılar. Allah canına. Aha seninki orada. Hani? Aha benimki burada. Zek. Ben özledim la. Ben özledim la. Ben özledim la. Zek. Abi bak hareketleri var aynı ha. Görüyor musun? Ne olur ne olmaz güvenemiyorum. Doberman biliyor musun? Benim Zek olsaydı saldırmıştı çünkü şimdi. O yüzden hiç güvenemiyorum. Devam ediyorum baba. Bence o caddeye çıkma çok rüzgar eser. Yollar, otelleri güzel ya, otelleri güzel yapmışlar. Mudanya Atatürk'ü seviyor ya, belli. Baksana herkle yurtta, dünyada barış. Yurtta barış, dünyada barış. Güzel güzel. Mahşere bak pes pembe. Şu sokağa bak. Bir de bana bakın. Aha bir de bu sıpaya bakın. Hayattan bezmiş, ayağı çıkarmış oradan. Nasıl büyük ama Doberman, gördün mü? Kocaman. Bizimkisi şey tıfıl. Hem tıfıl hem artist. Dursana baba, şurada var ya bir çekim yapılır aslında. He? Şurada var ya fotoğraf çekimi yapılırsın da balkondan aşağı düşersin moruk. Şey var ha, çanak var, alsak mı? Çalalım mı? İşimize yarar mı? Bak Deva Partisi, gördün mü? Hani? Ana işte. Ha. Deva Partisi mi ki? Aa baba. Eyvallah. Şu direkler var ya. Yapı Kredi Bankası. Atatürk'ü gösteriyor. Evet. Gördün mü? Gördük lan. O Büyükçekmece'de de var lan bundan. Aa. Evet. Çok güzel. Bu var ya, vardır bir 70-80-130 bin lirası rahat. Bilmem, rahat. Ya şöyle bir tane at arabası alacaksın bak şu öndeki gibi. Nakliyeciliği bunu da yapacaksın. At arabasına döneceğiz zaten amına koyayım. Zaten öyle değil miyiz be? He. Ay kurban olurum sana, hiç bakmamış sana şerefsiz. Yaşlı hayvan ya. Sen de yaşlısın ama taş gibisin moruk. Ne yapacağız? Bir dakika ya. Şımarmaya gelmiyor.